Ülkede olup bitenler böyle. Bir de 2022'nin en çok konuşulan lokasyonu Ukrayna Savaşı. Olup bitenleri konuşmaya başlamak lazım tekrar. Çünkü ateşkes konuşuluyor. Yeniden savaşın harlanacağı ihtimali konuşuluyor. Bizim de dahil olduğumuz, Ankara'nın sürekli dahil olduğu bir süreç. Tahıl koridoru üzerinden savaş gerçekleri konuşulmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşımız Ali Yağız Baltacı çok önemli bir röportaja imza attı. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısıyla konuştu. Halk TV mikrofonlarına konuştu kendisi. Kırım ve Donbass'ı geri almak için bir stratejileri var mı? Dünyanın merak ettiği ne varsa Ali Yağız Baltacı sordu. Ne yanıtlar aldı? Kendisinden dinleyelim. Başkente uzanalım. Sözü Ali Yağız Baltacı'ya bırakalım. Evet, Can Coşkun, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli, en yetkili isimlerinden birisi. Emine Dzheppar, kendisi aynı zamanda bir Kırım Tatarı ve bu kadar yüksek bir mevkiye Dışişleri Bakanlığı bünyesinde getirilen ilk Kırım Tatarı kendisi. Bu hafta içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde resmi temaslarda bulundu ve kendisini orada, Amerika'da bulduk ve kendisiyle oldukça önemli savaşın gidişatına ilişkin ve Ocağın 18'inde Kiev yakınlarında yaşanan helikopter faciası ile ilgili önemli görüşmeler yaptık. Tabii kaza demiyoruz çünkü henüz bir kaza olup olmadığı net değil. Ukrayna makamları bu konuyla ilgili araştırmalarını, soruşturmalarını sürdürüyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı görüştüğümüz Emine Dzheppar da bu konuyla ilgili son süreçte yaşanan en büyük trajedilerden birisi dedi ve gerek vefat eden İçişleri Bakanı, gerekse yine İçişleri Bakanı ile birlikte burada hayatını kaybeden 17 kişiyle ilgili üzüntülerini ifade etti. Yine aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı bünyesinde beraber çalıştığı bir ismin de burada hayatını kaybettiğini vurguladı. Rusya'nın bu helikopter faciasına ilişkin doğrudan bir etkisi var mı? Doğrudan bir saldırısı, sabotajı var mı? Bu konuyla ilgili de Sayın Dzheppar'la konuştuk. Rusya'nın doğrudan bir saldırısı olmasa bile son dönemde Rus lider Putin'in başlatmış olduğu yeni seferberlik ve başkent Kiev yakınlarına yapılan Rus saldırıları sonrasında Ukrayna İçişleri Bakanı'nın çatışma bölgesine çok yakın noktalarda keşif uçuşları yaptığını vurguladı ve bu uçuşların yeri geldiğinde çok tehlikeli noktalarda, savaş noktasına, çatışma mahalline çok yakın yerlerde sürdüğünü ve çok tehlikeli uçuşlar olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Rusya'nın bu helikoptere doğrudan bir müdahalesi olmasa bile bu savaş sahası içerisinde yapılan operasyonlar, bombalamalar, saldırılar yüzünden bu facianın gerçekleştiğini ifade etti ve üzüntülerini vurguladı. Bir diğer konu elbette 11 aydır devam ediyor Ukrayna'da savaş ve geçtiğimiz yılın en çok konuşulan konularından birisiydi. 2023 yılında da savaş hala devam ediyor. Ukrayna cephesinde tabii ciddi bir kararlılık olduğunu vurgulamalıyız. Sayın Dzheppar da bu konuda ifadelerini vurguladı. Ukrayna'nın 1991 yılındaki, yani Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra var olan sınırlarına dönmek konusunda kararlı olduğunu ifade etti. Peki bu sınırlar nereleri kapsıyor? 2014 yılında Rusya'nın tek taraflı ilhak ettiği Kırım'ı kapsıyor. Diğer taraftan yine son bir yılda gelişen süreçte Rusya'nın kendi topraklarına kattığı, ilk önce de facto bir şekilde bağımsızlık ilanını gerçekleştirip daha sonradan topraklarına kattığını ilan ettiği Donbass bölgesini kapsıyor. Ukrayna bu iki bölgeyi geri almak konusundaki kararlılığını vurguladı ve şu ana kadar yapılan çatışmaların ardından da Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerin %40'ının geri alındığını ifade etti Sayın Dzheppar ve bu konudaki kararlı duruşlarının, direnişlerinin de süreceğini vurguladı. Masada barış yok dedi Ukrayna Dışişleri 1. Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar ve sahada meselenin çözüleceğini ve Ukrayna ordusunun direnişini sürdüreceğini vurguladı. Elbette kendisiyle batıdan gelen yardımları da konuştuk. Sayın Dzheppar bu konuya da net bir yanıt verdi. Ukrayna'nın güvenliği Avrupa ana karasının güvenliğidir. Dolayısıyla Türkiye'nin de dahil olmuş olduğu tüm bölge ülkelerinin Avrupa'nın bu yardımları kararlılıkla sürdürmesi gerektiğini, Ukrayna'nın da direnişini kararlı bir şekilde sürdüreceğini vurguladı. Rusya'nın beklemediği ölçüde kayıplar, zayiatlar vermeye devam ettiğini, bu yüzden de savaşın şiddetlendiğini ve Sayın Putin'in de bu yüzden yeni seferberlik arayışları içerisinde olduğunu, ancak Rusya halkının da bu savaşın sürmesi noktasında istekli olmadığı yönündeki görüşlerini de ifade etti. Evet, Sayın Dzheppar'ın ana hatlarıyla aktarmış olduğu özel bilgiler bu şekilde oldu. Ukrayna'nın direnişi sürdüreceği, masada bir barışın olmadığı ve batıdan gelecek olan yardımların da bu sürece devam etmesi gerektiğini ifade etti. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Elbette bu özel röportajı, görüşmeyi de özel haber olarak da daha ayrıntılı bir şekilde aktaracağız Can Coşkun. Sözü şimdilik size bırakalım. Ali Yağız Baltacı, teşekkürler. Yurda dönelim efendim. Yurtta olup bitenler, bir cinayet var, bir suikast var. Soruşturmasının en ufak bir hareketliği her gün detaylarıyla ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Meslek büyüklerimizden Tolga Şardan bir söze atıfta bulundu. İddia odur ki şüphelilerden birine şöyle denilmiş Sinan Ateş suikastı sonrası: "Heybeni boşalt, öyle git adliyeye." Ne demektir bu? Kime denmiştir? Neden söylenmiştir? Bir de ona bakalım. Sinan Ateş cinayetinde gözler teamül dışı uygulamalarda. Soruşturma devam ederken baştan beri dosyaya bakan savcı izne çıkarıldı. İkinci bir savcı atandı ve o savcının henüz meslekte 3. yılı. Gazeteci Tolga Şardan yeni gelişmeleri yazdı. Sinan Ateş, Ankara'da 30 Aralık'ta suikaste uğradı. Motosikletle gelen tetikçi Eray Özyağcı hala kayıp. Cinayete ilişkin 13 tutuklu var. İkisi özel harekat polisi, biri MHP İstanbul il yöneticisi. Ama soruşturmanın ayrıntıları kadar adli makamlardaki uygulamalar da konuşuluyor. Başından beri dosyayı yürüten savcı izne çıkarıldı. Peşi sıra meslekte henüz 3 yılı dolmamış genç bir savcı da soruşturmaya atandı. O savcı dikkat çekti. Çünkü soruşturmayı yeni atanan savcı 2020'de stajını tamamlamıştı. HSK kararnamesiyle önce Aydın Cumhuriyet Başsavcılığına savcı olarak atandı. Ancak HSK'nın bir ay sonra yayımladığı yaz kararnamesiyle Ankara Adliyesi'nde görevlendirildi. Peşinden de aynı yılın Aralık ayında terfi aldı. Ankara Adliyesi'nde pek çok kıdemli savcı terfi beklerken Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tercihini ondan yana kullandı. Dosyanın yeni savcısının MHP'li isimlerle samimi fotoğrafları da dikkat çekti. Çok tartışıldı. Soruşturmada ilk ifadesini aldığı kişi Tolga Han Demirbaş'tı. Cinayetin en başından beri iddiaların merkezinde olan bir isim. Olay sonrası tetikçi Eray Özyağcı'yı kaçırdığı iddia ediliyordu. MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un kullandığı evde gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. İddiaya göre izne gönderilen savcı, cinayetin en çok konuşulan isimlerinden Tolga Han Demirbaş'ı polis nezaretinde ifadeye getirmek istemişti. Ama emniyet adresinde bulamadım demişti. Yeni savcının gelmesinin ardından Demirbaş ifadeye gitti. Savcı, tetikçiyi Ankara dışına kaçırdığı iddia edilen Demirbaş'a tutuklama talep etmedi. Adli kontrolle serbest kaldı. Emniyet ve adliye kulislerinde Demirbaş'ın savcılıkça sorgulanması sürecinde önemli bir ismin heybesini boşaltsın gitsin uyarısında bulunduğu, zanlı Ülke Ocakları yöneticisine de bu mesajın ulaştığı iddia edildi. Tolga Şardan bu mesajın anlamını da bildiklerinden sıkıntı yaratacakları "unut" ya da "kurtul" diye yorumluyor. Şardan'ın tetikçi Eray Özyağcı için 3 tahmini var. Demirbaş'a neler soruldu? Karşılığında neler anlattı? Şimdilik bilinmiyor. Bunun özenle korunduğunu belirten Şardan, tetikçi için de 3 tahminde bulunuyor. Ya ülke içinde güvenli bir adreste, ya yurt dışına çıkarıldı ya da mafya usulü ortadan kaldırıldı. Şardan yazısını, "Olayın tarafları bakımından işlerin şimdilik yoluna girdiği düşünülebilir. Ancak edindiğim bilgiye göre Cumhurbaşkanlığı yürütülen adli süreci yakından takip ediyor. Önümüzdeki günlerde MHP içinde siyaset yapan bazı isimlere yönelik gelişmeler yaşanırsa şaşırmamak lazım" diyerek bitiriyor. İlk bölümün sonuna gelmişken tüm Türkiye'nin konuştuğu bir başka yargı haberine gidelim efendim. Konya'da görevli oldukları bir barınakta bir köpeğe canice işkence çektirerek öldürenler birer yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldılar. Ama bir tutuklama kararı yok. Daha önce paylaşmıştık. İkisi de dışarıda efendim, serbest. Cezaevinde de yatmayacaklar.